Yine partimizde böyle güzel bir kalabalığı görmek bizleri gerçekten ziyadesiyle mutlu ediyor. Size de teşekkür ediyoruz. Kapımızı her zaman açın, her zaman bekliyoruz inşallah. Bugün yine inşallah hayırlı bir iş için buradayız. 11. başvurumuzu alacağız. Şu ana kadar 10 kişi resmi olarak başvurmuştu. Şahin Bey 11. başvuruyu alacağız şu anda birazdan. Şahin Bey yıllarca ilimizde hizmet etti. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden daha öncesi de var gerçi ama Gençlik Spor Müdürlüğü, sosyal yardımlaşma. En son 3 yıl olarak, son 3 yılda aile sosyal politikalar İl Müdürü olarak çok başarılı hizmetler yapmış birisi kendisi. Kendisini de burada gördüğümüzden dolayı çok mutluyum. Başarılı çalışmaları herkesin takdirine kazanmış birisi. Aksaray'a da gittikten sonra da şehrimizle, hemşehrilerimizle hiçbir şekilde ikisinin alakasını eksik etmemiş birisi. Kendisine de bizler de teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Bu başvurunun da başta kendisi ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Sözü de fazla uzatmadan ben Şahin Bey'e bırakıyorum. Teşekkürler. Sayın Başkanım, basınımızın değerli mensupları, kıymetli hemşehrilerim, 30 Mart 2014'te yapılacak yerel seçimler için Niğde Belediye Başkanlığı'na aday adaylığımı açıklamak üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Vallahi siyaset zor işmiş. Yüzünden öğrencilere konuşurken bir kara cesaret bir de medeni cesaret var diye anlatıyoruz biz. Kara cesaret işte sokakta dövüş, kavga etmek, bağırmak, çağırmak. Ama medeni cesaret böyle güzide toplum karşısında cümleleri ardı ardında sıralayabilmek hakikaten zor. Okumak daha zor. Düğmeler, ışıklar. Kıymetli hemşehrilerim, 14 Ağustos 2001 tarihi Türk siyasetinde bir dönüm noktasıdır. AK Parti kurulduğu bu tarihten itibaren milletimizin her geçen gün artan teveccühü ile 2002 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde iktidarını devam ettirerek dünya siyaset tarihinde hiçbir iktidara nasip olmayan bir başarıya imza atmıştır. Bu başarı AK Parti'nin yerleşik ceberrut zihniyeti yıkması yerine hizmetkarlık zihniyetini ikame etmesine bağlıdır. Meşrubiyetini milletin kendisinden, kuvvetini ise millete hizmet sevdasından alan AK Parti'miz, muhafazakar demokrat kimliğiyle sistemi normalleştirmiş, gerilimleri izale etmiş, gerçekçi ve umurgalı bir siyasetle hizmete odaklanmıştır. AK Parti, milletimizin hizmetkarı olmalı anlayışıyla ayaktadır, istikrarlıdır, güçlüdür. Gerçekleştirilen demokratik devrimlerin temelinde bu değişim bulunmaktadır. Asıl mesele budur. Bu anlayışa sahip olmadan, bu zihniyeti taşımadan AK Parti'yi temsil etmek mümkün değildir. AK Parti, AK Parti'nin yaptıklarını ve yapacaklarını, AK Parti'nin aşk ve heyecanını anlayabilmek için bu topraklara, bu millete aidiyetimizin olması gerekir. Kendi medeniyetimize ait yerli ve kıraç bir duruşa sahip olmak gerekir. Ecdadımızdan devraldığımız büyük devlet misyonunu ve misyonunu taşımak ve yeni dünyadaki değişimlerden haberdar olmak gerekir. Ancak bu şekilde kendi kökleri ve temelleri üzerinde kendisini yeniden büyük Türkiye olarak inşa eden bu büyük kırılmayı, bu büyük değişim ve dönüşümü anlayabilir ve bu hareketin bir mevzusu olabiliriz. Kıymetli hemşehrilerim, yerel siyaset demokratikleşmenin turnusol kağıdıdır. Yerel yönetimler ne kadar güçlüyse o ülkenin demokrasisi o kadar güçlüdür. AK Parti iktidarında yapılan bazı yasal düzenlemelerle yerel siyaset güçlendirilmiştir. AK Parti icraatlarını gören milletimiz belediyeleri de birer birer AK kadrolara devretmiştir. Artık siyaset dilinde AK belediyecilik diye ifade edilen bir tabir var. AK belediyecilik hizmet siyaseti demektir. Ben ve ekibim İstanbul, Ankara, Kayseri ve Konya gibi şehirlerde uygulanan bu hizmet siyasetini Niğde'de hakkıyla gerçekleştirmek için kollarımızı sıvadık. AK Parti'nin yerel yönetim anlayışıyla Niğde'mizin iktidarla uyum içerisinde kendini geliştiren daha güzel bir şehir, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için yola çıktık. Saygıdeğer hemşehrilerim,
Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana geçen 90 yılda 61 hükümet kurulmuştur. Ortalama her 1,5 yıla bir hükümet düşüyor. Jacobin, tepeden inme ve milleti kendisine köle olarak gören anlayışın nelere mal olduğunu görüyoruz. Bu süreçte rahmetli Menderes, rahmetli Özal ve Başbakanımız Sayın Erdoğan'ın milletimizin gönlüne taht olduklarını, hizmetleriyle bu topraklara hayat verdiklerini görüyoruz. İstikrar var, adalet var, kalkınma var. Çünkü bu büyük devlet adamları yerli bir duruşla ve hizmet aşkıyla iş başına geldiler. Dolayısıyla asıl mesele belediyecilik hizmetlerinin ne olduğu, neyin önce, neyin sonra yapılması gerektiği vesaire hususlar değildir. Yapılacak hizmetler zaten bellidir. Asıl mesele nasıl bir anlayışa, nasıl bir ufuk ve vizyona sahip olduğumuzdur. Çünkü sonuçlar anlayışlara göre olacaktır. Bunun en güzel örneğini büyük ustada görüyoruz. 12 yılda askeri vesayet rejimini bitiren, IMF'in boynumuza geçirdiği ipten bu ülkeyi kurtaran, Türkiye ekonomisini dünyanın en büyükleri arasına girdiren, son olarak Abdülhamit Han'ın hayalini gerçekleştirerek Marmara'yı hizmete açan, bazılarının rüyalarında bile görse inanamayacağı ve bir kitap hacminde bulunduracak devrimleri gerçekleştiren, bütün bunlarla birlikte Kanal İstanbul gibi çılgın birçok projenin gerçekleşmesi için çalışan büyük ustanın ufkuyla, bakış açısı ve hizmet aşkıyla bu işler olmaktadır. Amacımız, hayalimiz, rüyamız liderlerin hizmetkarı olarak çalışmaktan ibarettir. Tek tek bütün hemşehrilerimizin bu şehirde bir yeri, bir hakkı ve bir sorumluluğu vardır. Oy veren veya vermeyen, mezhebi, meşrebi, partisi, etnik kökeni ne olursa olsun, o bu topraklarda yaşayan herkes insanca yaşamak için gereken bütün hizmetlerin en iyisini hak eder. Verilen hizmet asla bir lütuf değil, bir mecburiyettir. Kıymetli hemşehrilerim, ne yapacağımızı, imkan ve ihtiyaçlarımızı, yasal düzenlemeleri, sıkıntıları biliyoruz. Fakat yerel yönetimlerde ihtiyaç duyulan temel hususun iyi idare ve iyi organizasyon olduğunu da biliyoruz. Biz iyi yönetim ve organizasyon bizim işimiz diyoruz. Sızlanmaya, imkan ve kaynakların azlığından şikayet etmeye gerek yok. Belediyecilikte çözüm yolları içe kapanarak bulunamaz. Çevreye doğru açılarak, genel ve uluslararası siyaset alanlarında olup bitenlere kayıtsız kalmayarak çözüm yolları bulmak mümkündür. Çok basit bir örnek verecek olursak, Avrupa Birliği'nin Türkiye için ayırdığı 5.2 milyar euroluk hibe fonundan çoğu belediyelerimizin haberi bile olmadığı için bu paraya neredeyse hiç dokunulmamış. Kıymetli hemşehrilerim, ben Niğde'yim, Niğde'yi biliyorum. Niğde'nin alt yapısı ve üst yapısı sorunlarını, avantaj ve dezavantajlarını, imkan ve ihtiyaçlarını biliyorum. Belediyeciliğin ne olduğunu, ne olmadığını biliyorum. Belediyecilik bir şehrin istikbali demektir. Şehrin geleceği, o şehri idare edenlerin vizyon, misyon ve ufkuyla şekil alacaktır. Bir şehir ve bir medeniyet tasavvuru olmayanların yaşanabilir bir şehir kurmaları imkansızdır. Belediyecilik sadece binalar, yollar, tesisler inşa etmek değil, toplumu insanca yaşatma sanatıdır. Tarih, kültür, ziraat, sanayi ve şehircilik bakımından her yönüyle kendisine yetebilen bir şehir kurma amacındayız. Kısa vadeli, popülist, günü kurtaran bir anlayışa prim vermeyeceğiz. Uzun soluklu, istikrarlı, bu topraklara ait bir ruh ve kimlik taşıyan, gelenekleri olan bir şehir inşa edeceğiz. AK Parti belediyeciliğine kadar geçen sürede şehirlerimiz rahmetli Turgut Cansever Hoca'nın tabiriyle aydın geçirip de Paris'i şehir zannedenler tarafından yönetildiği için büyük fikirlerin ve büyük şahsiyetlerin yetişeceği medeniyet havzaları olmaktan çok uzak, ucube yaklaşmalar halindedir. Nasip olur da milletimizin ve partimizin teveccühü neticesinde görev tevdi edilecek olursa tarihte İstanbul'u, Konya'yı, Bursa'yı, Buhara'yı, Taşkent'i, Şam'ı, Halep'i, Semerkant'ı, Kurdubay'ı inşa etmiş olan milletimizle birlikte fikrin ve medeniyetin cisimleşmiş hali olan bir şehri, yeni Niğde'yi el birliğiyle inşa edeceğimize inanıyoruz. Siyaset bir bayrak yarışıdır. Bu göreve talip olduk. Talip olan çok değerli arkadaşlarımız da var. Hepsine canı gönülden başarılar diliyorum.
Bugüne kadar bürokrasinin değişik kademelerinde hizmet ettim. Bugün yerel siyasette yapabileceğimiz hizmetler olduğunu düşünerek bu yola çıktık. Her şey nasip meselesidir. Görev bize tevdi edilirse Niğde'ye en iyi şekilde hizmet için gayret ederiz. Görev bize değil başka bir arkadaşımıza verilirse onunla birlikte yine çalışmaya devam ederiz. Son nefesinde... Son nefesimize kadar boğazımızdan geçen her lokmanın hakkını bu topraklara ödemek için varız. Ben değil, biz vardır nübetimizde. Biz bir idealin çocuklarıyız. İstikametimiz, yolumuz bellidir. Biz AK Parti'nin kendisine gelen ve şahlanan Necip milletimizin büyük yürüyüşünde yer alan bir yolcuyuz. Onurla yürüyor ve koşturuyoruz. Koşumuz asla bitmez bizim. Sezai Karakoç Üstad'ın söylediği gibi, iki tane elimiz var deriz. Bin tane elimiz olsaydı, bini birbirinin aynı olurdu deriz. 999 elimiz kağıt gibi yansın, bir elimiz güneş gibi dursun. Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Çok değerli vakitlerimizi ayırıp beni kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için bana olan değerli gösterdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Çok sevgili, değerli İl Başkanım, Genç Kolları Başkanım, Kadın Kolları Başkanım'a da teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.